Sayın Valimle Gaziantep'i konuşup ticaret ve rakamlarla ilgili mutlu haberleri aldıktan sonra hemen bir fabrikaya geçelim dedik. Biliyorsunuz ticaret ve ihracat deyince akan sular duruyor. Şimdi Gaziantep'in 4 kuşaktan bu yana en eski değirmencilerinden biri olan Özmen Un Sanayi'nin sahibi dostum Erhan Özmen'e gidiyoruz. Erhan kardeşimiz bakalım görüşmeyeli neler yapmış. Erhan Başkanım, nasıl, iyi miyiz? Buyursunlar Sayın Bakanım. Vallahi sağ ol. Sizi görüp iyi olmamak mümkün mü? Allah razı olsun. Dedik, Antep'te Erhan Özmen Başkanımı görmeden olmaz. Vallahi uzun bir aradan sonra evet, çok özlemiştim. Epi oldu. Böyle ama yine konumuz ihracat, sanayi. Sevgili seyirciler, Erhan Başkanımız kendinden sonraki kuşağa da harika bir yatırım yaparak oğlu Oğuz Özmen'i şirkete dahil etmiş. Yönetime katılmış böyle pırıl pırıl gençleri görünce insanın geleceği olan güveni artıyor doğrusu. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk Erhan Başkanım. Epeyce oldu. Erhan Başkanımız tabii Türk Un Sanayi'nin çok önemli bir başkanlıklarını ve yönlendiriciliklerini yaptı. Aynı zamanda da Genç İş Adamları Başkanlıkları, yani Türkiye'nin her sosyal platformunda, sivil toplum örgütlerinde başarılı çalışmalarını hep gördüğümüz bir sanayicimiz. Çok teşekkür ederim. Şimdi neredeyiz? Biz seyircilerimize bir anlatalım. Yine böyle un kokusu, gıda kokusu geliyor. Sayın Bakanım, tabii bizim meşakkatle bir girişimci, bir iş adamı hikayesini devamlı olarak yerelse ulusal, ulusalsa küresel güçlü hale getirmesi lazım. Biz de hiçbir zaman kendi mesleğimizden, değirmencilik mesleğimizden herhangi bir şartta, herhangi bir ortamda hiç vazgeçmeden bunu nasıl dünya şartlarına, dünya koşullarına, dünya markası haline getiririz. 50 yıllık, neredeyse yarım asırlık bir değirmencilik geçmişimiz var. Dededen, babadan, ben 3. kuşağım, şimdi Oğuz 4. kuşağımız. Dolayısıyla buradaki gördüğümüz, şimdi yeni yaptığımız yatırımda Almanlarla, İsviçrelilerle, onların teknolojileriyle artık dünyaya güçlü bir hikaye yaratacak şekilde bir yatırım yaptık burada. Gıda güvenliği özellikle. Bir, gıda güvenliğinin sürdürülebilir olması. Onun için değirmenimizde pencere falan yok. Tamamen kapalı. 22 bin metrekare alan. 26 tane mühendisimiz çalışıyor. Mavi yakalımız neredeyse yok gibi. Çok az. Devamlı 7-8 mühendisimiz Ar-Ge yapıyor. Değirmeni de Gaziantep'e kurma sebebimiz güçlü Göbekli Tepe hikayemiz var. Göbekli Tepe buğdayın ana vatanı biliyorsunuz ilk keşfedildiği yer. Bunun da güçlü bir altyapısı var. Hasatta dünyanın dışında bölgemiz buğday yetiştiği sırada güneşle haşır neşir olan bir coğrafyamız var. Dünyada buğday çeşidi 5'tir 6'dır. Bizde 500'dür. Bu ata tohumu buğdayları, bunları topluyoruz. Bunlardan bu Endüstri 4.0 yeni değirmende dünyanın her tarafına kruvasandan, baklavadan, tatlıdan bütün çeşitleriyle şu anda dünyanın en fazla çeşit ununu üreten markayız. Özmen Un markası müthiş olarak. Dolayısıyla burada böyle keyifli bir dünyamız var. Şu anda artık undan değirmencinin torunu geliyor, un ihracatçısı ve dünyaca ünlü bir un ihracatçısı haline geliyor. Şimdi etrafımızda çeşitli savaşlar vesaire, ürün, daha doğrusu ürün güvenliği ve mal tedariki konusunda bir sıkıntı oluyor mu? Tarım Bakanlığımız bu konuda çok yakın ve etkili tedbirlerle, bizlerle de devamlı istişare ederek şu ana kadar gündemimizde hiç böyle bir sıkıntı olmadı. Evet. Ve hasat geliyor. Evet. Hasatta da inşallah biraz bol olacak arzımız. Ancak orta ve uzun vadede arazi büyüklüğümüz çok küçüldü. Tarım arazisi büyüklüğümüz 60 dekar. Azaldı mı? 60 dekara düştü. Miras soruyla küçüle küçüle 60 dekarda çiftçilik
yapmak çok kolay çok, değil. Çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Ben çünkü geçmişte istatistiklere de falan böyle haşır neşir olduğum dönemlerde bir ara 21 milyon ton biz buğday üretir bir hale gelmiştik. Evet. Şimdi bildiğim kadarıyla 19 milyon tona falan düştü. Bazen 17 milyon tona falan da iniyor bu. Biraz daha alt olabilir. Altı mı oldu? Biraz daha alt olabilir. 16'ya falan. Ne yapıyoruz? İthal mecburen. Tabii eksik olan kısım. Eksik çünkü olan kuraklık kısım. Oluyor. Evet. Büyük coğrafya Türkiye. Bir bölge çok tabii. iyi, diğer bir bölge tabii. kuraklık. Dahilde işleme rejimlerimiz falan iyi çalışıyor mu şu anda? Sıkıntı olmuyor tıkır değil mi? Tıkır tıkır. Onu öğretene düzenden, kadar biz çok zorlanmıştık. Kurduğunuz düzenden yani, şu anda aksamadan çok güzel işleyen çok güzel. Sistem. Evet. Sonuçta içerideki buğday yetmeyince sizin gibi kapasitesi yüksek tesislerin dışarıdan buğday alıp işleyip un olarak ihraç etmesi kesinlikle. Ve ihracat gelirini arttırması lazım. Girişimcilik, sanayicilik de budur. Tabii. Yani hemen hazırdaki yurt içerisinde tüketilen... Doğru. Buğdaya el koymak değil, doğru. dünyanın neresinden bulursanız ham maddeyi bulup getireceksiniz. Tabii aynen sizin öyle. İşte bu rejimle birlikte yani. Hep beraber güzel yaptık o dönemlerde. Hala da güzel gidiyorsunuz maşallah. Eren Başkanım, bizim seyircilerimizin bir enteresan tarafı var. Bizi daha çok sanayici, iş adamları, ihracatçılar izliyor. Evet. Çok kaliteli ve öyle değerli izleyicilerimiz var. Bunların bir özelliği, bunlar gördüklerine inanıyorlar. Hadi beraberce şu tesisi gösterelim onlara. Tamam, tamam Sayın Bakan. Erhan Başkanım, bunların her biri 3500 ton. Evet. Kapasiteli. Bakan. Evet. Toplam 19 tane mi var burada? Evet, evet. evet. Yani yaklaşık 60 bin ton. 60 bin ton. 60 bin ton, müthiş. Bunlar Sayın Bakanım herhangi bir haşere, herhangi bir böyle rutubet. Kontaminasyon, bütün, hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Bütün her tarafta okuyucularımız var, sensörlerimiz var. Anladım. Yine insan eli değmeden bu işletmeyi 4 kişiyle yönetiyoruz. Bir tane operasyon odası yetiyor. Aynen öyle. 16-17 derecede tutuyoruz hububatı burada. Burası da Endüstri 4.0. 4.0'lı olarak çalışıyor. Aynen, burası da depolarımıza. Son derece güzel, hijyen koşullarına uyan fabrikaları dolaşıyoruz sizlerle beraber. 600 ton günlük buğday kırma kapasitesi sahibiz bu tesiste. 600 ton günlük buğday kırma kapasitesine sahibiz. Avrupa'nın en modern tesislerinden bir tanesi. Bu tesisi yapmak için 2 yıl süreyle çalıştık. İsviçreli Bühler firmasıyla ortak geliştirdiğimiz bir proje. Endüstri 4.0 projesi olarak geçiyor bu proje. Bunlar tamamıyla makineler makinelere komut veriyor. Bu evet. şekilde çalışıyor. El değmeden robotlarla paketleme evet, yapıyoruz. İki fabrikadan oluşuyor. Birinci fabrika değirmenimiz. Geleneksel değirmen. 3-4 bin yıllık aynı sektör. Aynı şekilde devam ediyor. Aynı şekilde devam ediyor. Buğdayı kırıyoruz, una çeviriyoruz. Una çeviriyoruz. Öğütme teknolojisi yapıyoruz. Orada buğdayları teker teker öğütüyoruz, un haline getiriyoruz. Bu tarafta da o elde ettiğimiz unları kişiye özel olacak şekilde %2, %3, %5 miksolojisini yaparak kişiye özel un elde ediyoruz. Bu Avrupa'da bir ilk. Değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi aslında burası bir karanlık fabrika. İnsan eli değmediği için herhangi bir ışıklandırmaya gerek yok. Yani siz burada 24 saat bu işlem yapılırken ışıklar kapalı. Değirmende sahip olduğumuz makineler, sensörler ve makineler arasındaki diyaloglar sayesinde her vardiyada bir tane mühendis arkadaşımız kontrol odasından tüm operasyonu takip ediyor. 4.0 burada karanlık oda olarak karşımızda. Doğru. Bakalım biz çok uzun süredir Gaziantep'te yaşayan, 4 jenerasyondur da benle birlikte 4 jenerasyondur değirmencilikle uğraşan bir aileyiz. 70 yıl aşkın süredir değirmencilikle uğraşıyoruz. 2017 yılında Avrupalıların da State of Art dediği çok kıymetli bir tesisi Gaziantep'te Endüstri 4.0 karanlık değirmenimizi işleme almış olduk. 2018 yılında da Türkiye'nin ilk 4. özel lisanslı deposu olarak 55 bin kapasitelik lisans depoculuk yatırımımızla beraber tarım sektörüne adım attık. Hı hı. Tarımı çok önemsiyoruz. Topraklarımızın çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Toprak ürünlerimizin de çok kıymetli olduğunu biliyoruz aile olarak. Bu anlamda buğday alanında ne istediğimizi bildiğimiz için istediğimiz buğdayları doğru koşulda üretebilmemiz gerektiğini farkına vardık. Geçtiğimiz yıl sözleşmeli ekime başladık. 1000 dönüm arazi üzerinde sözleşmeli ekimimizi yapıyoruz şu anda. Hı hı. Bu sene kısmet olursa ilk hasadımızı gerçekleştiriyor olacağız. Çok güzel. Sözleşmeli tarımda çiftçinin hakkını veriyorsunuz. Baştan çalışıyorlar. Ondan sonra siz onların ürettikleri ürünleri alıyorsunuz. Doğru. Çiftçimizin tüm
know-how'undan, kültüründen, geleneksel birikiminden faydalanıyoruz. Anladım. Diğer taraftan da beraber çalıştığımız hocalarımızla, danışmanlarımızla beraber kendi katkılarımızı ve sermayemizi ortaya koyuyoruz. Ortaya birlikte böyle güzel bir birliktelik, beraberlik ortaya çıkarıyoruz. Ve dilediğimiz kaliteyi, dilediğimiz tonajla, tabii yukarının da desteğiyle beraber almaya çalışıyoruz. Bu sene Gaziantep'te topraktan başlayan hikayemizi bir artizan ekmek fırınları zinciriyle beraber nihai tüketiciyle buluşturma hedefine sahip olduk. Anladım. Bu işte... Yani parakende sektörüne giriyorsunuz. Biraz bu anlamda yavaş yavaş nihai... bu güzellikleri başkaları da tatsın gözünüzün artık, önünde. Evet, tamam. Kendi ürünlerimizi tattırabiliyor olacağız. Biz de tadarız yani rahatlıkla. Ekşi mayalı ekmeklerimizi, kruvasanlarımızı, kendi ürünlerimizden yapılan sarı unlarımızdan yapılan ekmeklerimizi Fırıno markası adı altında ki bakerimizde Fırıno artizan bakerimizde evet Fırıno diye geçiyor. Çok güzel, ismi de çok güzel. Artizan bakerimizi sunuyor olacağız. Tamam. İyi kahveyle, iyi çayla, iyi unlu mamullerimizi sunuyor olacağız. Sürdürülebilirlik çok önemli. Yenilebilir enerji bu anlamda çok büyük önem arz ediyor. Hmm. 3 megawattlık bir GES yatırımımız gerçekleşiyor şimdi. İnşallah 1 Ağustos itibariyle onu devreye almış olacağız. Böylelikle %55'ini ürettiğimiz, tükettiğimiz enerjinin %55'ini yenilenebilir enerjiyle gerçekleştiriyor olacağız. Evet. Asıl bizi çok heyecanlandıran önümüzdeki orta vadeli projelerimizden bir tanesi de dünya sağlıklı tüketime gidiyor. Hı hı. Biz de bu anlamda sadece buğday unu değil, buğday çok sağlıklı bir ürün. Doğru bir ürün. Özellikle tam tane olan ürünler çok doğru. Hı hı. Bunu tahıl ve bakliyat unlarıyla nasıl birleştiririz? Bunların miksolojisini, mikslerini nasıl yaparız? Şu anda ekibimiz bunu çalışıyor. İnşallah bu değirmenimiz içerisinde arpa ve bakliyat unlarını da çok yakında üretiyor hale geleceğiz. Harika. Ben çok mutlu oldum. Yalnız bir rakibiniz var. Özmen onun rakibi ne olur? Tüzmen olur.